Moskova'nın sözleriydi bunlar. Moskova iddialı, dünyanın gözünü çevirdiği İdlib'de büyük bir savaşın patlak vermek üzere olduğunu söylüyor. O savaşın fitilini bir kimyasal mizanserin ateşleyeceğini iddia ediyor. İzledik. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov daha şimdiden ...tüm olacaklardan Amerika'yı sorumlu tutuyor. Yani şeytan üçgeni de diyebileceğimiz bu gerilimli üçgenin içinde... ...yakın gelecekte çok büyük olaylar yaşanabilir. Az önce de söylemiştik. Gerilim sadece sahada değil, masada da devam ediyor. Lavrov'un Amerika'ya hedef alan sözlerine... ...Amerika'dan gelen cevapları aktaracağız şimdi size. Yine dış bakın Mike Pompeo'nun mesajları... ...doğrudan doğruya Rus mevkidaşına yönelikti. O da zaten tehlikeli gidişat daha da tırmandırılıyor dedi ve gidişat iyi değil uyarısı yaptı What I said. Uh, I don't Amerikan devlet haklı Twitter diplomasisini çok sevdi. Dünya alev alev yanıyor. Amerika'nın lider kadrosu mesajlarını Twitter üzerinden vermeye devam ediyor. Very good. <laughs> Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un dile getirdiği Amerika Birleşik Devletleri özel ajanları aracılığıyla Suriye'de bir kimyasal mizansen kuracak iddiasına Amerika'dan cevap geldi. Cevabı Amerika adına Dışişleri Bakanı Mike Pompeo verdi. İki Twitter mesajı yayınladı. Amerikan Dışişleri Bakanı ilk mesajında Lavrov İdlib'e bir Rus ve Suriye saldırısını savunuyor. Oysa söz vermişlerdi. Amerika bunu zaten tehlikeli bir çatışmanın daha da tırmandırılması olarak görüyor cümlesini kurdu. Hemen ardından yazdığı ikinci mesajında ise Suriye halkı için endişelendiğini söylemeye çalıştı. Zaten evlerini terk etmeye zorlanmış 3 milyon Suriyeli bu saldırganlığın acısını çekecek. Bu hiç iyi değil, dünya izliyor dedi. Mik Pompeo bu kadarını söyleyip sözü bitirdi ama Lavrov'un belgesi var dediği kimyasal saldırı mizanseni iddiasıyla ilgili tek bir söz dahi etmedi.